Bu yazıyı 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında not düşmek için hazırlamak istedim. Filmi henüz seyretmeyenlere tavsiyem şu: eğer duygusal filmleri seviyorsanız bu yapımı kaçırmamalısınız. Film kalp taşıyan herkese gözyaşı döktürebilecek kadar iyi. Film henüz 7 yaşında minicik ve çok sevimli bir kız ve onunla aynı zeka yaşında bulunan babasının hikayesi. Yapım 1983 yılında geçiyor. Ege'nin minik bir kasabasında sıkı yönetim komutanının küçük kızı ölü bulunuyor. Görünüşe göre onun ölümünden sorumlu kişi de aslında hiç kimseye zarar veremeyecek kadar saf ve temiz Memo'dur. Yazının bundan sonrası spoiler içeriyor. 7. Koğuştaki mucize masumiyeti de kinin savaşı. Öfke değil komutanın hissettiği kin. Öfke anlıktır, kin zamana yayılır. Komutan hapishane görevlilerinin deyimiyle Allah gibi görülüyor. Bu tanımlama onun yetkilerini ve ona olan bakışı net olarak özetliyor. Sıkı yönetim komutanının kızını öldüren veya bununla suçlanan birisinin beraat etme şansı o ortamda yoktur. Aslında cezai ehliyeti bile sahip olmayan Memo, işkence ve dayak altında daha önceden hazırlanan bir ifadeye parmak bastırılıyor. İmza atmaktan bile aciz birisidir aslında o. Hapishaneye getirilen Memo neden orada olduğunu bile anlamaz aslında. Kemikleri kırılıncaya kadar dayak yer. Onu anlamak bir yana, kimse dinlemez bile. Ancak zamanla 7. koğuşta bulunanlar onun masumiyetine inanır. Beni bırakmayacaksın değil mi baba? Ova babasına hikaye okurken birden durur ve beni annem gibi bırakmayacaksın değil mi baba diye soru verir. Memo aslında bu sorunun ağırlığını hissedemez. Büyük anne soruyu duyar duymaz gözleri dalar gider. Çünkü evin direği aslında kendisidir. Ova büyüyene kadar hayatta kalmalıdır, yoksa Memo'nun evi evirip çevirecek, para kazanacak ve aynı zamanda kızına bakacak durumu zaten yoktur. Eğer kendisi erkenden ölürse onların hali nice olacaktır. Zaten büyük anne Ova sanki bu soruyu kendisine sormuş gibi hisseder. Büyük annenin kalbi sonraları Ova'nın bıraktığı notu görünce, ki bu not babama gidiyorum notudur, bu heyecana dayanamaz ve orada yığılır kalır. Ova'nın büyük annesi melek olmuştur. Neyse ki kasabanın öğretmeni Ova'yı yalnız bırakmaz. Ancak Memo hapishanede yalnızlığı acı acı yudumlamaktadır ve kızının özlemini çekmektedir içinde. Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından, dudaklarımda eski bir mektep türküsü. Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim, gözlerim gözlerini arıyor durmadan. Neredesin? Kin kapkaranlık bir çukurdur. Neden böyle söyledim? Çünkü filmdeki komutan Memo'nun suçsuzluğunu ispatlayabilecek tek kişiyi acımadan öldürüyor. Yani içindeki kin o kadar büyüyor ki onu kapkaranlık bir çukurun içine atıyor aslında. Komutan masum bir asker öldürüyor. Gözü dönmüş bir caniye dönüştürüyor kini onu. Memo'nun masum olduğunu öğrendikten sonra yaptığı hatayı telafi etmeyi gururuna yediremiyor. Tanrısal gücü bu hatayı taşıyamaz. Koskoca komutan nasıl "ben yanlış yaptım, beni affet" diyebilirdi ki? Zalimin zulmü varsa, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır sözü haklılığını gösteriyor. Koğuş arkadaşları Ova'nın sözlerinden sonra onun masum olduğuna iyice inanıyorlar. Ova'nın gördüğü tanık Memo'yu hapisten kurtarabilirdi. Kader işte böyle örüyordu Memo'nun kurtuluşuna giden yolun taşlarını. Ancak komutan özel olarak ilgilendiği Memo'nun peşini bırakmıyor. Bağımsız mahkemeler onun zihinsel durumu bile göze almadan idamına karar veriyorlar. Memo ve kızı arasında dar ağacın manzarasında yaşanan son ayrılık anı Orhan Seyfi Orhun'un dizelerini hatırlatıyor. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada, yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırdım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Sonuç olarak Memo mucizevi bir yolla hapisten kurtuluyor. Ova hapisteki adamın duvarda baktığı şeklin bir ağaç olduğunu hemen anlamıştı. Bence filme adını veren mucize aslında bu an yaşanmıştı. Ova'nın koğuşa gizlice girişi sonrasında yaşanan bu konuşma belki de intiharı düşünen bir adamın dünyasını değiştirmişti. Madem kendi kızını acımasızca öldürmüştü, şimdi bir başka kızı kurtararak kendisini ilahi katta affettirebilirdi. Bu nedenle idamda kendisini Memo'nun yerine koymayı teklif ediyor müdüre. Memo yerine kendisi asılıyor. O ise firar olarak geçiyor kayıtlara. Memo ve kızı ise bir kayıya bindirilerek uzaklara taşınıyor. Yabancı bir ülkeye gönderiliyorlar çünkü artık onların bu kasabada yaşama şansları kalmamıştı. O an filmin başında gelinlik içerisinde görülen kızın aslında minik Ova olduğunu anlıyoruz.
başka bir ülkede büyümüş ve kocaman bir kız olmuş. Sonuç: duygusallığı zirve noktalarda yaşatan 7. Koğuştaki Mucize filmi izlenmeye değer. Oyunculuk, senaryo ve kurgusallık bağlamında genel olarak çok iyi bir film çıkmış ortaya. Son zamanların kayda değer en iyi yerli yapımlarından birisi.